ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen şüphelilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli Ankara, Adana, Kütahya, Manisa ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 30 kişiden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen bir yüzbaşı, 11 askerin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan diğer 9 şüphelinin ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan sağlık ve eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin FETÖ-PYD'ye mensuplarının kriptolu yazışma programı Baylık'ı kullandıkları ve örgütün toplantılarına katıldıkları öne sürülüyor. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Halil Tokul, FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan, ihraç edilen ve soruşturma kapsamına alınan yaklaşık 360 kamu görevlisinin mağdur oldukları gerekçesiyle partilerine başvurduklarını açıkladı. 15 Temmuz darbesinden sonra genel merkezimizin kurmuş olduğu komisyona paralel olarak yerellerde de komisyonlar oluşturuldu. CHP'nin darbecilere yapılan operasyonlarda mağduriyetlerin oluşmaması amacıyla kurduğu izleme komisyonuna en çok şikayetin kamuda yapılan açığa alma ve ihraç kararları ile ilgili olduğu belirtildi. Tüm illerde Manisa olarak biz de 1 Ağustos 2016 tarihinde bu komisyonu kurduk. O günden bugüne kadar, bugün itibariyle 360 civarında dilekçeyle, dosya halinde bize başvuran mağdurlar var. Bu mağdurların mağduriyetini gidermek için genel merkezde oluşturulan komisyona bu dilekçeleri gönderiyoruz. Orada meslek gruplarına göre bir değerlendirilme yapılıp ilgili bakanlıklara yeniden görüşülmesi, yeniden değerlendirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına bakanlıklara bu çalışmalar gönderiliyor. Bu çalışmaların sonucunda bakanlıklardan sayısı az da olsa bir grup mağdur geriye iade edildi. Bunun rakam olarak bize dönüşü tam yok ama gayri resmi edindiğimiz bilgiye göre aşağı yukarı 1200 civarında mağdurlardan geriye dönüş var. Türkiye genelindeki rakam bu. Manisa özelinde de 50 civarında bir geriye dönüş var. Bugüne kadar mağdurlarla ilgili Manisa özelinde yaklaşık 3 toplantı yaptık. Tabi bu toplantılarda öncelikle mağdurlara umut vermenin ötesinde gerçekleri dile getirerek mağdurlara partinin hangi noktada durduğunu, ne yapmak istediğini anlatarak gittik. Bunu kamuoyuyla da paylaşacak olursak FETÖ örgütünün bir terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz. FETÖ örgütüyle ilgili doğrudan bağlantısı olanların suçlarının cezasını çekmesini ama bunu yargılanarak çekmesini özellikle vurguluyoruz. Yapılan terör mağduru başvuruları arasında en çok öğretmenlerin olduğu ifade edilirken bunların yanı sıra sayı olarak polis, savcı ve hakimlerin de fazla olduğu kaydedildi. Genelde mağdur olarak başvuranlar öğretmen, polis, savcı ve hakim ve kamu çalışanlarından, sağlık personelinden olmak üzere 360 civarında şu ana kadar partimize başvuru var. En çok hangisi? Öğretmenler. Polisler var ikinci sırada. Savcılar, hakimler var. Sağlık personeli var. Ve diğer kamu kuruluşlarında il sağlık kurulunda olanlar var. Tüm müdürlüklerde mağduriyet var ama bunların sayıları diğerlerinde daha düşük. Yoğunlukta olarak öğretmen, polis ve hakim savcı.
CHP İl Başkanı Halit Tokul kendilerine gelen dilekçeler kapsamında mağdurların neden görevden alındıkları ve soruşturma geçirdikleri hakkında şu açıklamalarda bulundu. Yapılan başvurularda genellikle mağdurların neden görevden alındıkları, soruşturma geçirdikleri ile ilgili ellerinden ilgili müdürlüklerden veya bakanlıktan en ufak bir yazı açıklama yok. Sadece görevden alındıklarını okul müdürleri veya daire müdürleri tarafından tebliğ yapıldı. Bu da kararnameyle oldu. Kararname listelerinde kendilerini gördüklerini görüyoruz. Temelde de nedenlerinden bir tanesi bankasıya hesap açtırmak, aktif eğitim sene üye olmak şeklinde gelişiyor. Ama mağdurlar gerçekten bankasıya ve aktif eğitim sene üye olmaları bilindiği gibi aktif eğitim sene üye olan öğretmenlerin aidatlarını hükümet, devlet tarafından ödendiği de biliniyor. Eğer terör yandaşı bir örgütse bu örgüt, aktif eğitimse hükümet tarafından bunun faaliyetlerine son verilmesi gerekiyordu. Hatta bir dönem kapatıldı, tekrar açıldı. O açıldığı tarihten itibaren de faaliyetini sürdürüyor. Diğer taraftan yine Bankasya aynı şekilde hükümet tarafından, BDK tarafından izin verilmiş bir kurum. Eğer onun da terör örgütüyle bağlantısı varsa bunu hükümetin çözmesi gerekir ve kapat. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiftçi milletvekili Mazlum Nurlu mecliste yaptığı konuşmada geçen yıl 6 lira olan kuru üzüm fiyatının 3 liraya, sofralık zeytinin ise 5 liradan 2 liraya düştüğünü açıkladı. Dışı ikinci söz Manisalı çiftçilerin sorunları hakkında söz isteyen Manisa milletvekili Mazlum Nurlu'ya aittir. Rekolte açıklamak gibi bir görevi olmadığı halde İzmir Ticaret Borsası'nın kasıtlı, yüksek ve afaki verilerle yaptığı açıklamayla piyasada panik havası yaratarak fiyatların düşmesine neden olduğunu dile getiren Nurlu, bu ülkede ürün rekoltesini üreticilerin örgütü ziraat odaları ya da Tarım Bakanlığı değil de neden bu ürünleri satın alacak olan tüccarların oluşturduğu ticaret borsasının açıkladığını sordu. Manisalı çiftçimizin sıkıntıları üzerine söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hatırlarsak geçen yıl yaşadığımız seçim öncesi siyasi iktidar oy kaybederim kaygısıyla tarım ürünlerinin fiyatını düşmesini önlemek, ihracat imkanlarını artırmak için büyük bir çaba sarf etmişti. Kuru üzüm 6 liradan, sofralık zeytin ise 5 liradan satılıyordu. Köylümüzde bu düzen böyle devam edecek diye zannederek iyi niyetli oylarını AKP'den yana kullanmıştı. Ancak seçim bitmiş, siyasi iktidar çiftçimizi unutmuştur. Tarış üzüm fiyatını 6 liradan 3 liraya düşürmüş, bugün zeytin ortalama 2 lira. Değerli milletvekilleri, üzümün %90'ı Manisa'da üretildiği için bizim açımızdan önem verilmesi gereken bir ürün. Manisa'da zeytin üreticileri de ağır bir kriz içinde çabalayıp duruyor. Zeytinyağı ihracatımız 2013'te 92 bin ton iken geçen yıl 15 bin ton. Sayın milletvekilleri, bu yıl önce İzmir Ticaret Borsası rekolte açıklama gibi bir görevi olmadığı halde kasıtlı, yüksek ve afaki verilerle yaptığı açıklamayla piyasada panik havası yaratarak fiyatların düşmesine neden olmuş. Sonra da Tarış Üzüm Birlik Yönetimi beceriksizliği nedeniyle geçen yıldan elinde kalan 16 bin ton üzümün zararını üreticiden çıkarırcasına geçen yıl 6 lira olarak açıkladığı üzüm fiyatını bu yıl 3 lira olarak açıklamıştır. Ne hazin bir durum. Üzüm 2015 yılında 6 lira, 2016 yılında ise 3 lira. Tarış geçmiş yıllarda 7 numaraya kadar üzüm aldığı halde bu yıl 8 numaranın altındaki üzümleri almıyor. Üstelik kalite tipi belirlemede en az bir numarada eksik yazarak. Güya hükümetin piyasada fiyat dengesi sağlasın diye devreye soktuğu tarım kredi kooperatifleri de Tarış'la aynı fiyatı veriyor. Üstüne alımlarda Tarış'tan daha katı 8,5 numaranın altındaki üzümü almıyorlar. Sayın milletvekilleri, kuru üzümün dünya fiyat ortalaması ton başına 2400-2500 dolar iken bizim ülkemizde neden 1000 dolara kadar düşmüştür? Avrupa'da pek tutulmayan, hatta Mersin serbest bölgede Türk üzümüyle karıştırılarak Türk üzümü diye satılan İran üzümünün bile Avrupa pazarındaki fiyatı 1900 dolar iken soruyorum,
bizim ülkemizde ne oldu da fiyatlar %100 geriye çakıldı? Mazot fiyatları mı düştü? Gübre fiyatları mı düştü? İlaç fiyatları mı düştü? İşçilik maliyetleri mi düştü? Aksine hepsine ayrı ayrı zamda geldi. Hükümete, Tarım Bakanı'na sormak isterim. Bu ülkede ürün rekoltesini Ziraat Odaları ya da Tarım Bakanlığı değil de tam tersine neden bu ürünleri satın alacak olan tüccarların oluşturduğu ticaret borsası açıklar. Sayın milletvekilleri, Manisa ilimiz 81 ilimiz içinde yaklaşık 4 milyar lirayla tarımsal üretimin yarattığı artı değer bakımından birinci sırada. Manisa'da 700 bin dekardan fazla bir alanda 90 bin aile geçimini üzüm üretiminden sağlamaktadır. 21 milyon zeytin ağacı bulunan Manisa önemli bir zeytin üretim merkezidir. Değerli milletvekilleri, AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne bankalara borçlu sayısı 1.6 milyondan 13 milyon kişiye çıkmış, çiftçinin bankalara olan borcu 5 milyardan 61 milyara yükselmiştir. Resmi tapu kayıtlarına göre ülkedeki tarım arazilerinin %47'si, Manisa'daki arazilerin %60'ı ipotekli hale gelmiştir. Tarım açısından bıçak kemiğe dayanmaktan öteye geçmiş, artık bıçak kemiğe girmiş durumdadır. 2002'den günümüze bu tablonun sorumlusu olan siyasi iktidar, nasıl ki milletin orasına burasına koyacağız diyen müteahhitlerin 425 milyonluk vergi borcunu silebiliyor ise, milletin efendisi çiftçinin derdine de çare bulmak zorundadır. Bu nedenle özel bankalarda dahil olmak üzere çiftçilerin borç ertelemesi mutlaka faizlerini silinerek yapılması sağlanmalıdır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Hasan Türek Anadolu Lisesi öncülüğünde TÜBİTAK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin destekleriyle bilim otobüsü kalkıyor. Haydi Merak Durağı'na isimli TÜBİTAK 4007 bilim şenliği düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Örnek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje danışmanı Doçent Doktor Yurdanur Akyol, projenin tanıtımı için bir konuşma yaptı. Teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda hazırladığımız proje kapsamında fen bilimleri, matematik ve sanat dallarında atölyeler, tematik bilim oyunları, bilim şovları, söyleşiler, zeka oyunları ve tiyatro olmak üzere toplam 4 günde 38 farklı etkinlik yer almaktadır. Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Örnek de Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi olarak Manisa'da bir ilki gerçekleştirmenin gururu ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi olarak Manisa'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Türkiye'de TÜBİTAK tarafından desteklenen toplam 37 projeden 13.sü olarak bu projeyi Manisa'da gerçekleştireceğiz. İçerideki çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alsınlar, vatana, millete, insanlığa daha büyük hizmetlerde bulunabilsinler diye kendi belediye hizmet binamız olmamasına, bir apartman dairesinde belediyecilik hizmeti veriyor olmamıza rağmen şu ana kadar iki tane sıfırdan devasa büyük bir okul yapılabilecek bütçeyi Şehzadelerin eğitim öğretim hizmetlerine, okullarına, öğrencilerine harcamış bulunmaktayız. Konuşmaların ardından bilim şenliğinin açılış kurdelasını kesen Vali Güvençer ve protokol üyeleri öğrencilerin oluşturduğu bilim atölyesini gezerek ilgililerden bilgi aldı. Hep beraber 5
Şişe şu anda genişliyor. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Sarıgöl ilçesinde Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlköğretim Okulu'nda yedikleri öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayetinde bulunan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri ve ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorlar tarafından gerekli tedavileri yapılan öğrenciler serum takılarak çocuk servisinde gözetim altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaklaşık 20 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, öğrencilerimiz yedikleri yemekten sonra derslerine girmişler. Ardından evlerine gitmişler. Evlerinde öğrencilerde kusma ve bulantı şikayetleri olunca aileleri ve ambulanslarla hastaneye getirilen öğrencilerin gerekli tedavilerine başlandı. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır dedi. Sevgili seyirciler, tarihte seçimle iş başına gelen ilk resmi görevliler olarak bilinen muhtarlar 19 Ekim 2015 tarihinde alınan resmi bir kararla 19 Ekim'i her yıl Muhtarlar Günü olarak kutlayacak. Manisa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Tamam. 19 Ekim 2015 tarihinde alınan resmi bir kararla 19 Ekim her yıl Muhtarlar Günü olarak kutlanacak. Manisa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Muhtarlar Derneği Manisa Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Manisa Valiliği Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve Manisa merkezdeki muhtarlar katıldı. Bu güzel programa katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. En içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlk kez kutlanan Muhtarlar Günü'nde konuşmayı Akıncılar Mahalle Muhtarı Haydar Güreç yaptı. Muhtarlar bulunduğu mahallede en yetkili mülki amirdir. Vatandaşın sorunlarından ilk elden haberdar olan yetkilidir. Örgütlenmiş toplumların sorunları kolay çözülür. Bizlerin sorunlarımızın kolay çözüleceği umudumuz tamdır. Mahalle muhtarlığı mevzuatla verilen çeşitli görevler yapan, organları seçimle gelen merkez ve yönetimlerin yardımcısı olan vazgeçilmez bir kuruluştur. Tüm muhtar arkadaşlarımızın Cumhuriyet değerlerimizin en alt bölümündeki temsilcileri olarak mahalle ve sokağında insanın huzur ve güven içinde olması için çaba sarf etmektedir. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çekilik 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Manisalı muhtarları makamında ağırladı. Geldiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Manisalı mahalle muhtarları Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarete Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Aslan, Manisa Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Akıncılar Mahalle Muhtarı Haydar Göreç, Yunus Emre Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Kuyu Alan Muhtarı Şadan Çevik ve mahalle muhtarları katıldı. Manisa Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Haydar Göreç, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle şehrin yöneticilerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Günün anlam ve önemini belirten ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu esnada Şehzade Belediye Başkanımız Ömer Faruk Başkanımızı ziyarete geldik. Muhtarlar Derneğimiz günümüz kutlu olsun. Başkanımız zaten her zaman yanımızda. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, muhtarların devlet ve millet arasında önemli bir köprü olduğunu ifade etti. Demokrasimizin bence başlangıç noktası muhtarlarımızdır. Devletle millet arasındaki köprüyü oluşturan ana kaynak muhtarlarımızdır. Ben muhtarlarımızın bu gönlünü çok önemsiyorum. Devletimiz de anladığım kadarıyla çok önemsiyor. Bundan sonra eğer demokrasi gelişecekse muhtarların da burada önemli bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, muhtarların mahallede yaşayan halkın adına tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog kurduğunu söyledi. En yerelde halkımızın temsilcileridir. Bizlerin de ortaklarıdır.
Çünkü belediye hizmetleri hayata geçirilirken sürekli muhtarlarımızla fikir alışverişi içerisindeyiz. Bizlere de ışık tutuyorlar, yön gösteriyorlar. Mahallelerin taleplerini, ihtiyaçlarını bizlere ileten bir aracı konumundalar. Aynı şekilde diğer hizmet üreten kamu kurum ve kuruluşlarıyla da mahalle halkı adına diyalog kuran, irtibat kuran bir müşterilerin ve görevlileri var. Sevgili seyirciler, CHP yetkilileri Selim Şahlar TOKİ konutlarında ikamet eden Roman vatandaşların sorunlarını dinledi. Tamam. Şehzadeler ilçesi Selim Şahlar Mahallesi TOKİ konutlarındaki Roman vatandaşların yanına giden CHP Şehzadeler İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Karaduman'la mahalle sorumlusu Hikmet Cevahir buradaki vatandaşlarla bir bir görüşerek sorunlarını dinledi. Vatandaşlar siyasi parti yetkililerine seslendi. Altyapı yok burada. Pislik, mikrop doluyor şeyler. Altları doluyor. Evet. Oradan çok şikayetçiyim. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçiyim. Ne diye? Hiç buraya bakmıyor Büyükşehir Belediyesi. Evet. Herhalde burası AK Parti yaptırdı diye ondan mı gelmiyor buraya? Zamanında çok al varıyordu. Şimdi ne oldu? Evet. Yani buraya romanlara bir bina yaptıysalar bunda ayrımcılık mı olması gerekiyor? Yani onun yaptığı bence ayıp bir şey. Yani burayı bu şekilde Koca Toki'yi bu şekilde bırakmak bir belediye başkanına yakışmıyor bence. Su yok, şu su yok. Var. Peki efendim. Su iç var mı? İçme suyunuz nasıl? İçme suyumuz i̇çme zaten iç. İçme suyumuz zaten kesinlikle yasak. Çok bozuk. Neden? Gece geç saatlere kadar vatandaşların sorunlarını dinleyen Şehzadeler İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Karaduman'la mahalle sorumlusu Hikmet Cevahir, vatandaşlara biz sizin sorunlarınızla yakından ilgilenilmesi, çözüme kavuşturulması için milletvekillerimizi ileteceğiz. Gerekirse rapor halinde genel merkezi de göndereceğiz dediler. Sevgili seyirciler, Manisa Ahmetli Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Kentten Köye Gençlik Köprüsü projesi kapsamında üniversiteli öğrenciler köy hayatını yaşayarak tanıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Manisa'daki Ahmetli Gençlik Merkezi, gençlerin köy hayatını tanımaları amacıyla Kentten Köye Gençlik Köprüsü projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 20 gönüllü genç ziyaret ettikleri Gökkaya Mahallesi'nde kendilerini köy yaşantısının içinde buldu. Sizlere sormayalım. Gençlik lideri Tayyar Selvi eşliğinde evleri sürpriz ziyaretler yaparak yaşlılarla sohbet eden öğrenciler hayatlarında ilk kez keçi sütü sağdı. Ay gelmiyor ama bitti. Gençler konuk oldukları evlerde de kadınlara yardım ederek köy kültürünü yakından tanıdı. İçimiz açıldı. Çok güzel. Güzel oldu. Tabii gençlere ziyaret geldik. Sağ olun, sağ olun çocuğum, sağ olun. 1924 doğumluyum. Yaşım kaç oluyor o zaman? Gel. Gençler ziyaret ettikleri bir evde ise odun ateşinin başında köy yemekleri yaptı. Ateşin böyle göbeğe açılır. Olmaz. Çorba ben katayım. Köyü gezen gençler ayrıca dışarıda çalışan kadınlara da yaptıkları işlerde yardım etti. Çalışıyor gibi. Evet. Üzümle gitti, ona çöpelerde kalmasın diye mala vereceğiz. Hem kendilerinin hem de köyde yaşayan yaşlıların çok mutlu olduğunu ifade eden öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti. Bizim de anneannemiz babaannemiz bulunuyor. Onlardan uzağız şu an. Ama onları görmüş gibi olduk, onlara sarılmış gibi olduk. Onlar da bizim bir ninemiz, babaannemiz. O şekilde yani çok mutlu bir gün geçirdik sağ olsunlar. Toplum için, bizler için, gençler için, yaşlılarımız için çok çok iyi bir proje. Biz şehirde yaşadığımız için bu kadar köy kültürüne çok uzaktayız. Bizim kendi köyümüz de var ama uzakta. O yüzden böyle kendi köyüm aklıma geldi, hatırladım. Yaşlı teyzelerle tanıştık ettik. Onlar çok duygulandı bizi görünce. Yapmadığımız şeyleri yaptık. Keçi sağdım. Çok güzeldi. Hani hep hazır içiyorduk. Bu sefer kendim sağınca bir daha değişik oldu. Çok güzeldi, çok eğlendik. Çok değişik bir gün oldu. Gençlerin köy hayatını tanımalarını amaçlayan Kentten Köye Gençlik Köprüsü projesi 4 ay sürecek. Bu 4 ay boyunca gençler toplamda 16 köyü ziyaret edecek.
Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Merve Yurtçu ile Devlet Demiryolları'nda çalışan Erdem Önderoğlu kısa süre önce tanıştılar ve aşklarını evlilik kararı ile alarak pekiştirdiler. Merve Yurtçu ve Erdem Önderoğlu çiftini o mutlu gününde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlere hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Merve Yurtçu ile Devlet Demiryolları'nda çalışan Erdem Önderoğlu, Yunus Emre ilçesi Muradiye Sosyal Tesislerinde görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gelin Merve Yurtçu'nun nikah şahitliklerini iş adamı Fehmi Kutlar ile Cemal Kutlar yaparken, damat Erdem Önderoğlu'nun nikah şahitliklerini ise Kutlu Kayataş ile Sevay Cantez yaptı. Birbirinize de, birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma. Nikah töreninde genç çift ve şahitleri davetlilerin önünde evet dedikten sonra nikah pastalarını kesti ve tüm davetlilerin katılımıyla mutluluklarını pistte oynayarak paylaştı. Evet. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü Adana Spor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil Siyahlılar, Yılmaz Ataburut tesislerindeki saha zemininin bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla Adana Spor müsabakasının ilk antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve kuvvet çalışmalarını gerçekleştirdi. Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Daglo ve Serdar Kesimal fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı salonda çalıştı. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.